akşamlar sevgili seyirciler. Beşinci gün programımıza hoş geldiniz efendim. İzmir'de camilerin merkezi ses sistemine girilerek müzik yayını yapılmasına tepkiler sürüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabotajı yapanlara çok sert tepki gösterdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise derinlikli bir şekilde devam ediyor. Dini değerler üzerinden bir provokasyon mu hedeflendi? Konuklarımızla konuşacağız. Bir başka başlık sıcak gündemin bir diğer başlığı Libya. Darbeci Hafter işgal ettiği bölgeleri tek tek kaybediyor. Libya ordusuna karşı mevzi ve güç kaybeden Hafter'e Rusya'dan bir kez daha destek geldi. Moskova Hafter'e 8 adet savaş uçağı yolladı. Köşeye sıkışan Hafter bu kez Libya'daki Türk birliklerini tehdit etme cüretinde bulundu. Türkiye ise bir kez daha Hafter'i en üst perdeden uyardı. Libya başlığında tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve AK Parti milletvekili transferini önleyecek düzenleme için harekete geçti sevgili seyirciler. Nasıl bir çalışma yürütülecek? AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın açıklamaları üzerinden konuklarımızla değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi konuklarımızı tanıtarak devam edelim. Şimdi Star Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmailov bizimle birlikte. Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Taiz ve Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi İzmir'de camilerin ses sistemine yapılan sabotajla ilgili görüşlerinizi almak isterim sırasıyla. Sayın Kekeç sizinle başlayalım. Dini değerlerin hassasiyeti üzerinden yapılmak istenen provokasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Eğer bu eylem münferit bir eylem olsaydı üzerinde bu kadar durulmayabilirdi. Yani çünkü bugüne kadar camiye ve ezana yönelik taarruzun bu çeşidini ilk kez duyuyoruz. Müferit bir eylem değil çünkü ilk gün yanlış hatırlamıyorsam 3 camide, 3 caminin merkezi sistemine girilmişti. Önce dün de benzeri bir eylem yapıldı. Yani bu demek ki kendisini sürekli kılmak isteyen eğer yasalardan kaçabilirse bunu bütün bir Türkiye'ye şamil kılmaya çalışan bir eylem. Bunun üzerinde ciddiyetle durmak lazım. Şöyle bir tehlikesi de var. Bu eylem nedense belli bir siyasal grup tarafından sahiplenildi. Evet, partilerimizden biri, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde tepki gösterdi. İzmir Belediye Başkanı tepki gösterdi. Parti içinde tepki gösterenler oldu. Ama aynı zamanda bu eylemi meşru gösteren bir takım beyanlar da oldu. İşte İzmir'de yönetici bir hanımefendinin şu anda gözaltında bulunduğunu hatırlayalım. Artı gene bu partinin genel başkan düzeyindeki bir elemanı, genel başkan yardımcısı düzeyindeki bir elemanın ezanlar ağzımız içine okunuyor şeklinde ezana karşı son derece saygısız bir beyanı olduğunu hatırlıyoruz. Genel İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun ezanı küçümseyen bir takım beyanları olmuştu. Hatta bir gazete kendisiyle röportaj yaptı. Bütün bu sözlerin arkasında olduğunu söyledi. Tabii bunlar umut kırıcı gelişmeler. Belli ki ciddi bir provokasyonla karşı karşıyayız. Çünkü bu ülkede fay hatları var. Gerek inanç tercihlerinden kaynaklanan, gerek ideolojik tercihlerden kaynaklanan fay hatları var. Bu fay hatları üzerinde rahatlıkla operasyon yapılabilir. Cami bunlardan biri. Çok dikkatli bir şekilde bunu takip etmek zorundayız biz. Bunu kitlesel bir provokasyona dönüşmemesi için elimizden gelen azami gayreti sarf etmeliyiz diye düşünüyorum.
Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün il başkanları toplantısında tepkisini dile getirdi. İzmir'deki cami provokasyonuna yönelik ve yine CHP'lilere yönelik de eleştirileri vardı. Sayın İsmailoğlu, siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi zamanlama açısından çok dikkatimi çeken manidar bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ne anlamda sorarsanız, hatırlıyorsanız zulüm 1453'te başladı teziyle, daha sonra 15 Temmuz'da darbe girişimi saatlerinde selalar okuyan, camiye imama saldıran zihniyetle bu geliştirilmek isteyen bu yeni provokatif dokuyla doku arasında çok birbirini bağlayan bence halkalar var. Şimdi bu zamanlama açısından çok anlamlıydı çünkü Türkiye'nin hal hazırda dışarıdaki operasyonlarda, dışarıdaki dış ilişkilerindeki önemli gelişmeler, milli menfaatlerine yönelik önemli hamlelerin başarıya ulaştığı dönemden geçiyoruz. Hatırlıyorsanız zulüm 1453'te başladığı dönemi de Türkiye'nin bütün borçlarını kapatıp ekonomik anlamda en başarılı döneme ayak bastığı dönemdi. Şimdi her defasında Türkiye'nin uluslararası zeminde ulusal menfaatlerinin başarıyla kucaklaştığı anda yerel o anlamda, taktik anlamda böyle hamlelere rastladık. Bu uzun zamandan beri kaşınan olaylardan birisiydi. Dini önceliklerimiz, dini değerlerimiz, milli değerlerimiz, etnik zemindeki bu ülkede yaşayan bütün etnik gruplarla kardeşliğimize yönelik provokatif adımların hepsini bir tabloda okumak lazım bence. Ayrıca okursak genel anlamda, genel tabloda Türkiye'nin önünü kesilmek isteyen konuya odaklanmaktan yan kaçmış oluruz. Oysa burada esasen Türkiye'nin yüksek bir zirvenin fetih dönemindedir. Yani yüksek bir zirveyi feth zamanındadır. Nasıl derseniz şu anda görüyorsunuz zaten bu salgın sonrası ekonomik olarak ciddi anlamda Türkiye yeni dönemin esas ekonomik yatırım adaylarından birisidir. Şimdi istikrarsız bir Türkiye ortamı. Ekonomik olarak sarsılan Türkiye ortamı, içinde etnik ve dini zeminde çelişkinin olduğu Türkiye ortamı, hükümetin bu kadar güçlü hamleler yaptığı bir dönem, hükümetin hamlelerini boşa çıkarma eğilimleri boşuna eğilim değil. Ben bunu tesadüf olarak okumuyorum. Büyük anlamda, genel anlamda Türkiye'nin dışarıdaki başarılarının içeride, yerelde önünün kesilme provokasyonu olarak yorumlamaktayım. Peki Sayın Taiz, şimdi Sevil Nuriyeva İsmailov'un bıraktığı yerden devam edelim biz de. Der ki kendisi, zamanlaması manidar. Şimdi soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiğinin de altını çizelim bir kez daha. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan zorlu bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Bu türden girişimlerin asıl amacı nedir sizce? Evet. Yani konunun başında da sizin de ifade ettiğiniz gibi bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Bunun gerçekten bir provokasyon olduğunu gösteren delil ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı, aslında başı bozuk birkaç kişinin sisteme girip bu ezan sistemini sabote etmesiyle değil, profesyonel bir takım ellerin devreye girmesiyle ortaya çıkan bir hadise. Yani bunun içinde dediğim gibi, yani profesyonel bir elin karışmış olması zaten provokasyon ihtimalini çok net biçimde gösteriyor. Nereden bakılırsa bakılsın, yani buna çok ciddi bir talihsiz durum ya da milletin din değerlerine yönelik çok ciddi bir saldırı olarak da değerlendirebiliriz. Fakat benim değerlendirmem şu şekilde. Dünya 100 yılda bir büyük bir tehlikeyle karşı karşıya ve biz Türkiye olarak da, millet olarak da bu pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu pandemi bütün dünyada ekonomik hayatı neredeyse durdurma noktasına geldi. Sosyal hayat tamamen durdurma noktasına geldi ve bütün ülkeler, uluslar, milletler kendi içinde birlik ve beraberlik halinde
bu pandemi belasını atlatmaya çalışıyor. Türkiye'de bu konuda gerçekten örnek bir mücadele içerisinde. Yani dünya belki hazırlıksız yakalandı, biz de çok hazırlıklı değildik ama karşı gösterdiğimiz performans, özellikle de sağlık sistemine son 20 yılda yapılan yatırımlar, Türkiye'nin kayıplarının en az minimum düzeyde olmasını beraberinde getirdi. Ekonomik hayatın da çok ciddi bir şekilde devlet tarafından kontrol edilmesiyle başarı bir hikayesi yazdık biz bu konuda. Fakat ülkenin buradaki gündemi bir anda bu cami hoparlörlerine, sistemine yapılan sabotajla başka bir noktaya geldi. Bunun için zaten provokatif bir saldırı diyorum. Ülke gündemini başka bir noktaya, yani kutuplaşma yaratabilecek, sinir uçlarını kaşıyabilecek, tansiyonu yükseltebilecek, siyasi ve toplumsal olarak insanları birbirine karşı kışkırtabilecek bir çatışmayı özellikle hedef alıyor, körüklüyor. Ya bu küçümsenecek bir olay değil. Burada soruşturma tabii yürüyor. Bunun bir siyasi partinin, en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kesinlikle bu olayı kınadığını belirtiyor. Bu sevindirici bir gelişme ama diğer il yönetimlerinden bazı isimlerin bu cami provokasyonunu sahiplenmesi, bunu sosyal medyada çok büyük bir maharetmiş gibi paylaşması, eleştirilmesi gereken ve üzerine gidilmesi gereken bir konu. Biz ülke olarak birliğimizi, beraberliğimizi korumak, bu pandemi belasının üstesinden gelmek için uğraşırken, diğer taraftan bizi bölerek, kutuplaştırarak, ayrıştırarak, birbirimize karşı düşürerek provokasyonlar da oluyor. Bununla mücadele etmeliyiz. Ve benim görebildiğim kadarıyla da gündemde bu mesele toplumun her kesiminden biraz ciddiye alındı, ciddiyetle üzerinde duruluyor. Buna, bu tür provokasyonlara müsaade etmememiz gerekiyor. Kesinlikle, yani özellikle de camilere, ezanlarımıza sabotaj asla ve kata kabul edilebilecek, tolerans gösterilebilecek, hoşgörüyle bakılabilecek bir durum değil. Çünkü ezanlar bu ülkenin, bu vatanın aynı zamanda bağımsızlığıyla, bu milletin özgürlüğüyle çok ilintili, çok birbirine bağlantılı bir durum. Millette de zaten bu konuda da çok ciddi bir hassasiyet söz konusu. Sayın Kekeç, şimdi... Bu konuda kısaca benim söyleyeceklerim başlık var. Devam mı ediyordunuz? Çok özür dilerim. Ben Sayın Kekeç'e dönmek istedim ama Sayın Tayyip. Yok, bu başlıkta söyleyeceklerim kısaca bu. Tamam. Şimdi Sayın İsmailoğlu ve Sayın Taiz'in de altını çizdiği bir nokta üzerinden bir soru yöneltmek isterim size. Ülke gündemini değiştirmek istiyorlar bu tarz provokasyonlar yapanlar dedi her iki konuğumuzda. Sizin görüşünüz nedir? Böyle bir amaç mı var efendim? Şimdi Kurtuluş'un söylediği şey çok doğru. Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Dünyanın her 100 senede bir karşılaştığı pandemi ile başarılı da bir mücadele veriyor. Tam da işte bu günlere denk gelmesi bir defa son derece manidar. Hani nasıl ki IMF ile işimizin bittiği, bütün rakamları, bütün göstergelerin en üst düzeyde olduğu dönemde başımızda bir gezi olayı vuku bulduysa, ben biraz ona benzetmek de istiyorum doğrusu. Niçin? Hatırlarsanız ilk eylemi müteakip henüz Türkiye'de çok ses sede çıkmadan önce bir sanatçımız, bir tiyatro ve sinema sanatçımız şöyle bir tweet atmıştı. Demişti ki bu leş bir eylem kabul etmiyorum. Şimdi bunun üzerine hepimiz sosyal medya kullanıcısı olduğumuz için nasıl bir karşılık bulduğunu hepimiz rahatlıkla şu gün bile, yani şu saniye bile sosyal medya mecralarını takip ederek
öğrenebiliriz. Sanatçımızın karşılaştığı tavır doğrusu benim için çok ümit kırıcı oldu. Çok hayal kırıcı oldu. Çünkü yazılı yorum bırakan, 5000 civarında yazılı yorum bırakan userlerin ya da kullanıcıların sanatçıya yönelik çok ağır, çok tahrikkar, çok biçimsiz, çok çirkin tepkileri oldu. O tepkileri hala izleyebiliriz. Demek ki toplumda böyle bir şey oluştu. Böyle bir kitle oluştu. Şimdi bu kitle herkes de bilir ki belli bir siyasal düşünceyle ilişkili buranın daha tehlikeli bir görüntü oluşturduğunu söylemek lazım. Yani belli bir siyasal grupla, ideolojiyle, düşünceyle irtibatsız olması bizi ümitlendirebilirdi. Ama benim ümidimi kıran işin bu yönü oldu. İşin bu yönü üzerinde de sosyologların, siyasetçilerin, sorumlu siyasetçilerin bir tavır geliştirmeleri, bir çıkış gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ben işin bu noktasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, Sayın İsmailoğlu şimdi bir tavır geliştirilmeli diyor Sayın Kekeç. Şimdi kitlesel bir provokasyona dönüşmemesi adına siyasilere, sivil topluma, toplumumuza nasıl bir görev düşüyor bu noktadan sonra? Evet, sivil toplum görevlilerine de, sanatçılara da, yazarlara, edebiyat yazarlarına, akademisyenlere gerçekten çok önemli görev düşmekte. Ben de o Ahmet Bey'in söylediği noktadan devam ederek şunları ilave etmek istiyorum. Normalde bütün toplumlarda esas ana damarı oluşturan, düşünen felsefesi, milli felsefeye dayanan, tefekkür eden, düşünebilen çok oranı çok yüksek olmayan ama bu topluma da önderlik eden yüzlerin, kalemlerin, konuşan dillere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Hatta hele böyle dönemlerde demin Kurtuluş Bey'in de söylediği gibi bu kadar küresel salgın perspektifinden baktığımızda bu küresel salgına karşı bu kadar dirayetli bir duruş sergileyen dönemimizde herkesin küçük böyle ufak insanlarımızın hani bazen yorgunluktan, bıkkınlıktan söze bakmadıklarını dışarıya koyarsak genel anlamda hükümetle, yöneticilerle, halk arasında ittifak sağlanarak götürülen bu mücadeleye böyle bir dönemde gölge düşürmek, bu sıradan bir olay olmadığının da altını çizerek bakılması gereken durumdu. Çünkü bakın, demin ben küresel dünyadan bakarak olayları yorumlarken, bugünlerde bir Rusyalı eksperin röportajına rastladım. Şevçenko, çok önemli bir Türkiye dostudu kendisi de. Çok önemli bir şey ifade etti Rusya'yı da eleştirerek. Karşınızda artık her sözünü, dünyanın her sözünü dinleyen bir Türkiye yoktur. Artık kendi menfaatlerini, kendi felsefesini dünyaya, devlet aklını dünyaya sirayet ettirmeye çalışan bir Türkiye var. Evet, böyle bir konuma oturtulmuş Türkiye'nin içeride böyle tesadüf olarak okunması mümkün değil bu olayın. Dine, ezana, İslami değerlere ve her zaman hani bu uzun zamandan beri Türk siyaset tarihine baktığımızda dövülen, itilen, kakılan, başörtüsünden tutun buna benzer birçok olaylarda aşağılanan bir eslinde bu milletin ve bu toprakların esas değeriydi. İslam, din, ezan bu toprakların esas değeridir. Eğer bugün burada bu değerlere karşı ukalaca davranışlara tesadüf olarak bakarsak, bunu biraz buna tolere edersek ileride daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış oluruz. Bu ülkenin, bu milletin esas değerlerini savunmak meselesinde ise sivil toplumun ve özellikle sanatta, kültürde, akademik çevrelerde çok önem arz eden kişilerin devreye girmesi şart haline gelmişti bence. Sayın
Tayyip, sizden de son bir değerlendirme almak isterim bu konuda. Sonra Libya konusuna da geçelim istiyorum. Zira orada da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son bir değerlendirme alacak olursak eğer, şimdi özellikle meşru gösteren beyanlar üzerinden bir değerlendirme yapmanızı isterim. Ezan sonuçta bir hem kutsal değerimiz hem milli değerimiz olarak baktığımızda bu konudaki görüşleri nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Başta da belirttiğimiz gibi bu bir provokasyondur. Bu provokasyonun amacı ise yakın tarih Türkiye'sinde rastladığımız gibi sağcı solcu çatışması üreterek mezhep çatışmaları, Alevi-Sünni çatışmaları üretmeye çalışarak etnik kışkırtmalarda bulunarak Türkçülük, Kürtçülük gibisinden bu ülkeyi geçmişte yakın zaman Türkiye'sinde kontrol etmeye çalıştılar. Kimi çatışmalar üretmeye gayret ettiler. Bunda işte biliyoruz 12 Eylül öncesi Türkiye'sinde gelinen aşamada darbeyle sonuçlandı. Bugün de bu yani laik, antilaik, efendim dinci, dinsiz bu tür çatışmaları üretebilirlerse toplumsal bir ayrışma yaratacaklar. Bir çatışmaya yani Türkiye'nin daha kontrol edilebilir bir hizaya çekilmesini sağlayabilecekler belki de. Bunun için zaten diyoruz duyarlı olmalıdır sosyolojimizde ne etnik bir yani bu toprakların mayasında ve sosyolojimizde şu yok. Etnik bir düşmanlık yok. Mezhep düşmanlığı da söz konusu değil. Yaşam tarzlarına bağlı olarak da bir düşmanlık, çatışma söz konusu değildir. Ama bu tür provokasyonlar yapılıp eğer siyasi partilerde kimi çevreler tarafından sahiplenilir ise bu doğru olmayan çatışmaların, tartışmaların, kutuplaşmaların meydana gelmesini sağlar. İktidarıyla, Ana Muhalefet Partisi'yle, bütün çevreleriyle hiç kimse kendi partisinden bu tür ezana yönelik saldırıya yönelik asla ve kesinlikle bir müsamaha, hoşgörülü davranmaması gerekiyor. İl başkanları mı, il yöneticileri mi? Bunu sosyal medyada paylaşan isimler mi? Kimse bu isimlerin gözünün yaşına bakılmadan partiyle ilişkileri kesilmelidir. Zaten bu bir soruşturma konusudur. Yargı da bu meseleyi bir provokasyon boyutuyla soruşturmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu soruşturmanın belki detaylarını, şaşırtıcı detaylarını da ulaşabileceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi diğer sıcak başlığımızla devam etmek isterim Sayın Kekeç. Libya dünya gündeminin ön sıralarındaki yerini koruyor zira. Libya ordusu başarılı operasyonlara imza atarak Hafter'in elindeki stratejik bölgeleri geri almaya da devam ediyor. Gün be gün de ilerleyişini sürdürüyor Libya ordusu kritik bölgelerde. Şimdi özellikle Vatiye hava üssünün alınmasıyla birlikte psikolojik üstünlük de artık Libya ordusunun eline geçmiş durumda. Bu hamlelerle Hafter iyice köşeye sıkıştırılmış olarak addedebiliriz aslında. İşte bu noktada Rusya bir kez daha Libya sahnesinde kendini gösteriyor. Silah ve mevzi kaybeden Hafter'e 8 savaş uçağı göndermesiyle. Peki sizce Rusya'nın amacı nedir? Burada bir parantez açalım istiyorum Rusya'ya. 100 sene sonra geri döndük. Çünkü Libya meselesi bizim 100 yıldır bir anlamda baş ağrımız. Yani bunu olumsuz anlamda kullanmıyorum. 100 sene önce de biz Libya'da vardık ve bugünkü paydaşlar yani Hafter'e destek veren bugünkü paydaşlar kimlerse Arap coğrafyasında aynı paydaşlar Hafter'i destekleyerek gene karşımızda. Yani bizim açımızdan değişen, bizi şaşırtan bir durum yok. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya açıkça Hafter'e yani bir darbeci olan, hakkında hüküm konan bir kişiye bir eli kanlı katile destek veriyorlar. Bu tabii sadece Hafter'i gözetmek, kollamak değil, aynı zamanda bir anlamda Türkiye'de cezalandırmak. Çünkü Türkiye birçok alanda cürette bulundu. Bu cüret cezalandırılması gerekiyor.
Nitekim geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem mihmandarlığında hem finansörlüğünde Hafter'in bir takım girişimleri oldu. Bunlar oradaki Türk zekasıyla, Türk kurmay aklıyla bir kez daha mağlup edildi. Ve işte sizin de söylediğiniz gibi Rusya'nın yardımı ortaya çıktı. Ki Rusya sadece resmi düzeyde değil, Wagner adı verilen birliklerle de Hafter'e destek veriyor. Ortada Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet varken bu desteği açıkça sürdürmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri hakeza. Tabii Türkiye 100 sene sonra geri döndük dedim. Türkiye 100 sene önceki yoksulluklara sahip değil. Türkiye'nin hava gücü var, kara gücü var, kurmay zekası var, kurmay aklı var. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'den alıp Hafter'e hediye ettiği hava silahları, uçaklar, İHA'lar, SİHA'lar, Türk SİHA'ları tarafından çok çabuk bertaraf edildi. Yani bu Türkiye için çok da problem teşkil etmedi. Dolayısıyla Rusya'nın yardımı bölgedeki dengeleri de ölçüde değiştirir. Bunu şimdiden kestirmek çok zor. Ama Türkiye'nin ilerleyişi, üstelik Birleşik Arap Emirlikleri'ni de hedef alarak Türkiye'nin ilerleyişi devam ediyor ve devam edecek. Peki Sayın İsmailov, şimdi darbeci Hafter Türk birliklerini tehdit etti. Evet, Türkiye'nin cevabı ise elbette sert ve net. Hafter unsurlarının misyonlarımıza herhangi bir saldırısının yanıtsız kalmayacağı açıkça ifade edildi. Hafter bu cüreti nereden buluyor? Burada Türkiye'yi test etmek isteyen aktörler mi var? Şimdi burada esasen Akdeniz'deki, yani Libya'nın konumunu, Libya'nın önemine de bakarak yorumlamak lazım esasında. Evet, Rusya'nın buradaki, her ne kadar da Putin biz orada resmi olarak yokuz demesine rağmen Rusya'nın bölgede dolaylı ve bir başa destek verdiğini biliyoruz. Hafter'e destek verdiğini biliyoruz. Tabii ki burada biliyorsunuz Avrupa'ya doğal gaz ihtiyatlarının %16'sı Libya taraftan karşılanan %16'dan bahsediyoruz. Ve bu %16'nı uzun zamandan beri de kontrol etmek isteyen güçlerin de ittifakından bahsediyoruz. Türkiye bütün bu masanı deviren ve bu masanın akabininde yeni bir masa kuran ve bu masa kururken de sadece kendi menfaatleri noktasından olaya bakmayan siyaset aklıyla devreye girdi. O nedenle Libya'dan karşılık vurdu. Ve Rusya'nı anlamak o nedenle zor ki Suriye meselesini biliyorsunuz. İkide bir meşru yönetimden bahsediyor. Esad'ın meşru başkan olduğundan bahsediyor. Ve ilke konusunda hep sürekli şunu diyor. Ben seçilmiş yönetimlere karşı durmayacağım. Durmuyorum. Onlara karşı gelmeyeceğim demek istiyor. O sebepten zaten Libya'da resmi ağızdan biz destek vermiyoruz diyor ama perde arkasından destek veriyor. Çünkü açıktan destek veriyoruz derse kendi ilkesini çiğnemiş oluyor. Çünkü ortada BM'nin de tanıdığı meşru bir hükümet var. Dolayısıyla Rusya bunu açıktan dememesinin esas maksadı budur. Bu bir. İkincisi, burada esas mesele bundan sonraki etapta biliyorsunuz Fransa Gaddafi'den sonra gerçekten coğrafyada burnu yere sürtülmüş durumda siyaset alanında ve ısrarla o geriye dönüşü sağlamak istiyor. O nedenle Rusya ile bu anlamda ittifak halinde. Türkiye'nin modeli ki baktığımızda Mısır'da da artık bazı eleştiriler devreye girmeye başladı. Her ne kadar da Sisi'nin esas kontrolü onu getirenlerin elinde olmuş olsa bile, Sisi her ne kadar kuklu olmuş olsa bile Mısır'ın başka dengelerinde bunu eleştirmeye başlayan, neden Türkiye başardı biz başarmıyoruz, neden biz aza gani olalım söylemleri de devreye girmeye başladı. Şimdi bunların bütün hepsini parça parça bir yere topladığımızda Türkiye ciddi anlamda şunu yaptı. Bir, Doğu Akdeniz'deki Akdeniz coğrafyasındaki Türkiye'siz hamleleri
Hayır dedi. Duracaksınız dedi. Bu bir. Bunu yaparken elinde bütün veriler hukuki dayanaklardı. Yani Türkiye uluslararası hukuku çiğneyen hiçbir adım atmadı. İki, meşru hükümet yani uluslararası hukukun da tanıdığı, BMM'nin tanıdığı o coğrafyanın insanının da sesi ve sözü olan yani onların siyasi yansıması olan hükümetle beraber yürüdü. Bu iki. Üçüncüsü çok önemli. Bundan sonraki etapta bakın bu %16'lık bir doğalgaz ihtiyatlarından bahsediyorum. Siz biliyorsunuz ki Avrupa'ya giden doğalgaz teminatı kuzey hattı, güney hattı ve elbette bu Avrasya coğrafyası. Yani Rusya, Türkiye, Ukrayna'nın bulunduğu coğrafya hattı var. Bu Libya'nın bulunduğu hat %16'lık hattın kontrolü uğrunda esasında büyük savaş. Ve Türkiye'nin bu hamleleri bu büyük savaşın içinde küçükten büyüğe yani burada siz bakıyorsunuz Yunanistan bile hamle yapmaya gayret ediyor. Mısır kendince hamle yapmaya gayret ediyor. İsrail hamle yapmaya gayret ediyor. Bu kadar hamle yapmak arzularının içerisinde elbette ki Türkiye'nin iddiası, talip olduğu konu ve dünyanın yarınki düzenindeki pozisyonu söz konusudur. Bundan sonra böyle bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, hani demin ben Rusya'daki bazı eksperlerden bahsettim. Şu anda en fazla konuşulan şey budur. Siz artık masada anlaşmanız gereken bir Türkiye söz konusu. İşte mesele de bundan sonraki etapta bu menfaatler masası kurulduğunda, kim hangi payı götüreceği sorusu sorulduğunda en ilkeli duruş sergileyen kimse ki bu Türkiye'di. Çünkü Türkiye başından itibaren sömürgeden, emperyal bakış açısından uzak durdu. Birilerinin ülkesini, toprağını işgal anlayışından uzak durdu. Sürekli beklenen, davet edilen, zor durumda kalan insanlara yardıma koşan bir profil sergiledi. Libya'da da resmi hükümete, meşru hükümetin daveti üzerine, o yardım talebi üzerine meydana çıktı. Yani Türkiye durup dururken binlerce kilometre öteden hiçbir alakası olmadan ben burada varım demedi. Kendi coğrafyası ki düne kadar Osmanlı coğrafyasının bir parçasından sohbet bahsediyoruz evet. Şu anda. Evet. Dolayısıyla elbette burada sadece Türkiye'ye yönelik bir ön kesme sadece bu başlık değil. Bu coğrafyadaki doğal gaz kontrolünün üzerinde kimin daha etkili olacağı sorusuna da cevap arayışıdır. Evet şimdi Sayın Taiz, Türkiye'nin Libya'daki sürece dahil olması dengelerin değişmesinde nasıl bir katkı sağlar sizce? Bundan sonraki siyasi süreç Birleşmiş Milletler gözetiminde başlar mı? Böyle bir sürece mi evriliyor oradaki durum? Aslında tabii uluslararası toplumun özellikle de Rusya'nın Libya'da savaşın bitmesini, yeni Libya'nın kurulmasını engellemeye çalıştığını görüyoruz. İnatla, bu konuda bir inatla söz konusu. Bakın, Libya'da meşru seçilmiş bir hükümet var. Birleşmiş Milletler bu hükümeti tanımış. Bu Birleşmiş Milletler hükümetine karşı bir de darbeciliği tescillenmiş. Özellikle de Amerikan destekli bir darbeci karakteri tescillenmiş Hafter var. İnatla gayrimeşru bu aktörü desteklemeye çalışıyorlar. Kime karşı? Türkiye'ye karşı aslında destekliyorlar. Neden Türkiye'ye karşı? Libya ile yapılan anlaşma, deniz yetki anlaşmasıyla Türkiye aslında bir nevi Akdeniz'de, Akdeniz'in anahtarını eline almış bulundu. Buradan tabii ki çatışmanın, Libya sahasındaki çekişmenin rasyonel yanını bulabiliriz, mantıklıdır. Akdeniz'de çıkarlar diyebiliriz, değişik ülkelerin çıkarları. Ama bir de rasyonel olmayan, biraz da duygusal, Türkiye'ye karşı bir direnç de söz konusu. Sebebi şu, şunu kabullenemiyorlar. Yani Türkiye nasıl olur da yani Avrupa'ya rağmen, Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen Libya'da başat aktör olur, kazanan aktör olur ve yaptığı anlaşmalarla kendi ülkesinin çıkarlarını dünyaya kabul ettirmiş olur. Yani bunu kabul edemedikleri için bir direnç de söz konusu. Bu işte şu, yani yeni Türkiye'yi dünya ne kadar kabul edebilecek? Bunu bakın, bu mesele Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümete aslında Avrupa Birliği ambargo uyguluyor. Yani ambargo uygulamasının sebebi de Türkiye'nin Libya'da olan yakın ilişkileri. Sadece Türkiye kazanmasın diye
ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Rusya'nın da 8 savaş uçağı göndermesinin sebebi şu. Yani benim için bir sürpriz olmadı. Şundan dolayı Rus savunma sistemlerinin, Hafter'e verilen Rus savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi bir yani morallerini, Rusya'nın da morallerini hem de prestijini ciddi anlamda bozdu. Yani buna böyle tepki olarak madem öyle olmuyor alın size 8 savaş uçağı orada Hafter vermesi rasyonel değil, duygusal değil ama şunu gösteriyor. Türkiye'ye karşı sırf Türkiye kazanmasın diye bir çatışma, bir çekişme üretmeye devam edecekler Libya sahasında ama Türkiye'de kendi pozisyonuna çok fazla bir şey kaybetmeden devam edecek. O kararlılığı zaten Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamayla da göstermiş bulundu. Peki, şimdi tekrar Türkiye'ye dönecek olursak siyasete dair bazı gelişmeler yaşanıyor son günlerde. Bazı tartışmalar da söz konusu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni kurulan partilere olası bir seçim durumunda grup kurma desteği veririz açıklamasının ardından tepkiler geldi diğer siyasi partilerden. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisi sertti. Ve sonrasında da siyasi partiler yasası ve seçim kanununun değişmesine yönelik bir çağrısı da oldu. Şimdi bugün bu çağrıya yanıt niteliğinde bir açıklama geldi AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan. Sayın Kekeç, siyasi partilerin milletvekili transferlerini önlemek için AK Parti ve MHP bir ortak çalışma yürütüleceğine dair açıklama yaptı Sayın Bostancı. Nasıl bir düzenleme beklersiniz? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir ilişki içinde olmayacaklarına ilişkin bir açıklaması oldu. Bütün partilerden bahsettiniz, doğru. Aşağı yukarı bütün partiler tepki gösterdi. Ama kendilerine milletvekili desteği sağlanacağı söylenen veya milletvekili desteği teklifiyle karşılaşan küçük partiler buna çok da ses çıkarmadılar. Yani Davutoğlu'nun partisinden bahsediyorum. Buna ne evet ne hayır dedi. Tabii şimdiden siyasi partilerin bu tür transferleri engellemek için ya da işte tırnak içinde söylüyorum bir takım ahlaksız tekliflerden beri olmaları için çalışma yapmaları, fikirlerini belirtmeleri çok doğal ama ben henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki vadede bir seçim yok. Bir yerel seçim yok, bir genel seçim yok. Dolayısıyla seçimler zamanında yapılacağına göre ben bu tartışmaların siyaseten çıkarılmış tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Bir karşılık oluşturacağını da zannetmiyorum doğrusu. Anlıyorum. Şimdi Sayın İsmailov, Naci Bostancı'nın açıklamalarına bakıyorum bir yandan da. Diyor ki MHP ile temas kurarak ne yapabiliriz, ne tür adımlar atabiliriz, çalışmayı yürütüyoruz diyor. Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı. Siyasi partiler kanunu ve seçim yasasının değişmesi gerektiğini söylemişti. Ve sanırım Haziran ayı içerisinde somut öneriyle birlikte bütün siyasi partilerle MHP ile konuştuktan sonra görüşeceğiz diyor Sayın Naci Bostancı. Siyasi partiler kanunu ve seçim kanununun değişmesi ihtiyacı doğmuş muydu? Böyle bir düzenleme içerisinde neler yer almalı ki bundan sonra bu tarz milletvekili transferi gibi tartışmalar yaşanmaması için? Evet, yine de ben küreselden bakacağım Türkiye'ye. Çünkü esas meseleye odaklanamazsak içeride böyle bazen hiç gündem olmayan ki Ahmet Bey'in söylediği çok doğru. Hiçbir telabatı olmayan konuların devreye girdirilme gayretini de açıkçası anlamlı buluyorum. Şimdi bizim durduğumuz nokta, evet, Türkiye içeride de bütün hukuki alanda siyasi partiler dalındaki açıkları kapatmak zorundadır. Siz bakıyorsunuz bazen Türkiye'de normal süreci bu sayak kanundaki boşlukları kullanılarak bu sayak hamlelere kapı açıldığını yakın geçmişte biz buna şahitlik ettik. Oysa Türkiye'nin şu anda geldiği nokta, elbette ki içeride bir açık varsa o kapatılır, doğru, ama
gündem seçki olmamışken, bu kadar küresel salgınla savaş varken, ekonomik anlamda yeni paket planlamaları hazırlanırken, Türkiye'nin bu salgın sonrası yeni döneme nasıl bir perspektif çizdiği konuları devredeyken, nereden çıktı bu partilere yeni grupların kurulmasıyla bağlı destek mesajı veya nereden çıktı yeni seçim ortamı temaları? Yani bunlara bakınca ben yine de tekrar tekrar Türkiye'nin dışarıdaki esas başarısı ülke içerisindeki refaha yönelik hamlelerinin başarıyla sonuçlanan adımlarında görüyorum. Bakın daha dün biz ülkede çok önemli bir şehir hastanesini açmış olduk. Doğru mu? Peki. Japonya Başbakanlığı'nın katılımıyla. Bakın ismi bile ne kadar anlamlıydı. Çam ve kiraz ağacı. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Şimdi bir tarafta hayat var, bahar var. O biri tarafta solunum sistemine çok ciddi destek olan sağlık anlayışını içeren mesaj var. Evet. Bu bütün bunların hepsine baktığınızda Türkiye bu kadar salgınla uğraşırken hem de bu yatırımlara devam eden bir aklı devrede. Şimdi ben bunu gerçekten yeniden konu oluşturma, yeni döneme, yeni temalarından Türkiye'nin başını küçük hesaplara katma hamlesi olarak okuyorum. Şimdi artık süremizi tamamladık ama son bir cümle rica edeceğim sizden bu çalışmaya yönelik Sayın Taiz. Mesele diyor Sayın Naci Bostancı, suni yöntemlerle demokrasinin tahrip edilmesine itirazdır diyor. Evet. Siyasette etik dışına çıktığınızda buna karşı tedbiren de bir takım hukuki tedbirler alma ihtiyacı doğabilir. Evet. Aslında evet, partilerin ne bileyim milletvekillerinin başka partilere geçmesi önünde aslında ahlaki engeller var. Hukuki bir engel yok. Fakat eğer siz bu ahlaki engeli bir tarafa bırakır, bu yola tevessül ederseniz siyasette ne yapar? Hukukun imkanlarını araştırır. Bunu yeniden uyulmayan bu ahlakı bir yasa haline getirerek uyulmaya zorlayabilir. Ya bu açıdan bu arayışın bu çerçevede bir arayış olduğunu netice itibariyle belki mutabakatla bir sonuca ulaşılabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Sevil Nureyeva İsmailov, Sayın Kurtuluş Taiz ve Sayın Ahmet Kekeç ve sevgili seyirciler, böylelikle 5. gün programımızın da sonuna geliyoruz efendim. İyi akşamlar.